Arkadaşlar selam. Şimdi Django ile ilgili birçok şey yapacağız. Ama Django ile ilgili açıkçası projeler yaparken bazen dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor. Ve Django'ya daha yeni başladıysak neler dikkat etmemiz gerektiği konusunda bazen sürümcemede kalabiliyoruz. O yüzden de bir tane seri hazırlamaya karar vermiştim. Bu seride de işte ilk projemi oluşturdum. Neler yapmalıyım? Daha sonradan da bu projeye nasıl giriş yapacağım? Nasıl olacak bu işler? Bunları ben nasıl sağlayacağım? Bu tarz konularla ilgili bir video çekmeye karar vermiştim. Bu videoyla başlayalım. Bu videodaki asıl amacımız şu olacak. Birincisi dokümantasyona bakacağız. Dokümantasyonda bu işin nasıl yapıldığını anlamaya çalışacağız. İkincisi ise biz bu projeye nasıl daha sonra gideceğiz? Bunu hatırlamaya çalışacağız. Çünkü Django'yu bir kere kuruyoruz. Ondan sonra Django'yu bir kere çalıştırıyoruz. Bir kere çalıştırdıktan sonra da bazen bir daha giremiyoruz. Niye bir daha giremiyoruz? Veyahut da niye bir daha çalıştıramıyoruz? Aynı zamanda ikinci bir proje kurduğumuz zaman ikinci bir projeyi nasıl çalıştıracağız? Bunlardan da bahsedeceğim. Bir de daha sonra virtual environment nedir? İşte virtual environment'ı nasıl kullanabilirim ve bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapabilirim? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu bahsedeceğim konuların neler olduğuna ve daha sonra ileride nelerden bahsedeceğimi bakmak istiyorsanız da bir tane Trello linki var. Videonun açıklama kısmında. Buradan hem Django ile ilgili, hem Python ile ilgili, hem işte Visual Studio Code ile ilgili ve diğer konularla ilgili, mesela Google Sheets ile ilgili anlatacağım konuların neler olduğuna bakabilirsiniz, oy verebilirsiniz, bana baskı yapabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var, bazen ben de video çekmeyi unutuyorum. Neyse, bu konulara geçelim. Yine Trello'dan siz bakarsınız, daha sonradan da hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederiz. Peki ne diyorduk? Windows'ta Django projemi nasıl oluştururum, nelere dikkat etmem gerekiyor? Hemen bir tane Windows seçeyim. Windows açtıktan sonra ilk dikkat etmem gereken şey, birincisi Python var mı? Tabii ki default'ta kurmam gereken minimum programlara baktığım zaman bir Python kurmam gerekiyor. Python 3x kurmam gerekiyor. Bir tane kod editörü olması lazım. Visual Studio Code kullanıyorum ben. PyCharm kullanabilirsiniz veya da sevdiğiniz başka bir editör versiyonu kullanabilirsiniz. İleride zaten editörlerden de tekrar bahsedeceğiz. Bir de Git SGM'in olması gerekiyor. Git SGM de bizim için önemli. Peki ne lazımdı bize? İlk önce Python'la ilgili bilmem gereken şey, siyah ekrana ihtiyacım var. Yani Command Prompt'e ihtiyacım var. Git SGM'in Command Prompt'unu veyahut da işte normal Command Prompt açabilirim. Command Prompt açtıktan sonra bir de benim çalışacağım genel bir klasöre ihtiyacım var. Bu genel klasörü masa üstünde tutmamaya çalışın. Ben genellikle işte ya C diskinin tamamının içerisinde Sites diye bir klasör oluşturuyorum ki veyahut da kendi kullanıcımın altında Sites diye bir klasör oluşturuyorum. Biz C'de yapalım. Hatta bunu gideyim ilk önce normal Windows'da açayım ve burada sağ tuşa tıklayayım. Daha sonradan da burada bir tane klasör oluşsun. Bu klasörün ismine de Sites diyelim. Sitelerimizi burada tutalım. Peki, bu klasörü açtım. Bu klasör nasıl olacak da terminal üzerinden ulaşacağım? Çünkü ilk bilmem gereken şeylerden bir tanesi, eğer Django ile veyahut da buna benzer frameworklerle uğraşıyorsam muhakkak terminale bir şekilde girmem gerekecek. Terminalimi açtım. Terminali açtıktan sonra bu klasöre gidebiliyor olmam gerekiyor. Bu klasöre gidebiliyor olmak için de yerini hatırlamam lazım. Neredeydi? C'nin altındaydı. CD diyorum. Sonra C'nin içerisinde ters slash diyorum ve ters slash dedikten sonra site klasörüne gitmek istiyorum diyorum. Ve bu klasöre geldim. Bu klasör aslında şu anda şuradaki klasöre tekabül etmiş oldu. Şimdi bunu da şimdilik sağ tarafa koyalım. Belki içinde neler olduğunu görürüz. Bir de Django Projects'i açalım ve Django Projects bize neler diyor, web sitesinde neler anlatmış, bunlardan da bahsetmeye çalışalım. O yüzden de siteyi açtım ve siteyi açtıktan sonra djangoprojects.com'u açtım. Buraya açtıktan sonra Get Started with Django diyorum. Ve Django'yu nasıl kurarım? Installation Guide'ı açıyorum. İlk önce Python kurulumu diyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi gerçekten Python var mı ve Python'ın versiyonu nedir? Buna bir bakmam lazım. O yüzden tekrar Windows'umu açıyorum ve diyorum ki Python. İlk yapılan hatalardan bir tanesi. Enter'a basıyorum. Ve Enter'a bastıktan sonra Python'la ilgili şeyler geliyor. Burada komut yazmaya çalışıyorum. Burada komut yazamazsınız arkadaşlar. Yani komuttan kastım CD veyahut da X bir komut yazamazsınız. Burada artık shell'e girdik ve shell'in içerisinde çalışmamız gerekiyor. Yani print hello world veyahut da hello diyelim sadece. Bunu dediğimiz zaman burada aslında Python komutları yazmış oluyoruz. Yani Python interpreter'ın içerisine girmiş oluyoruz. Ve buradan çıkmaya çalıştığımız zaman da işte sürekli aynı hatalardan bir tanesi çarpı tuşuna basılıp
Ondan sonra çıkılmaya çalışılıyor. Hayır, buradan çıkmak için bizim ilk yapmamız gereken şey exit parantez aç kapa demek. Veyahut da kontrolle birlikte C işe yarıyor mu? C işe yaramıyormuş. Z işe yarıyor mu? İşe yaramıyor ama belki Windows kullandığın zaman farklı olabilir. Ben şu anda aslında Mac'in üzerinde Windows kullandığım için sanal bilgisayar olarak burada işlem yapamıyor olabilirim. Exit parantez aç kapayla çıktım. Python'a giriş yaptım. Ama Python'ın versiyonu öğrenmek istiyorsam Python tretire versiyon diyebilirim. Ve Python'ın versiyonunun 3.7.4 olarak kurulduğunu gördüm. 3.8 mi olmalıydı? 3.6 mı olmalıydı? 3.7 mi olmalıydı? 3.7 ve üzeri bizim zaten işimizi görüyor. Bir sıkıntı yok. Peki buraya kadar geldik. Ondan sonra bir tane database yap diyor. Eğer büyük bir projekte çalışacaksan ilk önce PostgreSQL, MySQL veyahut da Oracle'ı öneririm diyor. Ama buna daha sonra bakacağız. Daha oralarda değiliz. Daha büyük bir database ile çalışacak durumda bile değiliz. Biz ilk önce Django'yu kurmalıyız. Burada official release'i nasıl install edeceğimizle ilgili link varmış. Bu linke tıkladım. Yeni bir pencere de açtım ki burayı görebilelim. İlk önce pip var mı? Benim bunu öğrenmem lazım. Bu da benim için önemli. O yüzden de pip tretire versiyon diyorum. Ve pip'in versiyonu var mı? Buna bakıyorum. Pip paket yöneticisi, yani Python için paket yöneticisi. Bu yüzden bunun olup olmadığına muhakkak bakmam gerekiyor. Baktım. Pip var. Python var. Ondan sonra Python yazıp yanlışlıkla içine girmedim. Buradan çıkmayı da artık biliyorum. Ondan sonra pip yazdım ve enter'a bastım. Pip yazınca komutlarım geldi. Sorun yok buraya kadar. Şimdi devam edelim. Devam ettiğimiz zaman burada diyor ki pip install Django diyor. Peki pip install Django diyorum. Nereye kuracak bunu? Hatta şuradan Windows seçince komut kısmında nasıl yazacağımızı gösteriyormuş. Peki pip install Django diyor. İlk harfi büyük ama ben ilk harfini küçük yazıyorum. Bakalım olacak mı? Ve Enter tuşuna basıyorum. Burada en son çıkan 225'miş ve şu anda yüklüyor. Harika. Ben neredeyim? Sites'ın içerisindeyim. Biraz önce neredeydim? Şurada gözüküyor. Sites'ın içerisindeyim. Buraya yüklemesini bekliyorum. Bu yükleme işlem bitsin. Ondan sonra devam edeceğiz konuşmaya. Ha, hızlı yüklüyor ya. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Devam edelim. Yükledi. Ondan sonra artık Python'ı ben burada görmek istiyorum. Yüklüyor mu? Sites'in içerisine mi atıyor? Herhangi bir şey halen gelmedi. Herhangi bir dosya da halen gelmedi. Allah Allah. Burada zaten bir takılma oluyor genellikle. Ondan da bahsedeceğiz. Hadi yükle. Harika. Python'la birlikte biz Django'yu kurduk. Pip'le birlikte, yani paket yöneticisiyle birlikte Django'yu kurduk. Ama Django'yu kurarken aynı zamanda birkaç tane daha şey kurmuş. PyTZ diye bir şey kurmuş. SQL Parser kurmuş. Ve Django'yu kurmuş. Peki nerede bunlar? Bunları göremiyorum. Peki dokümantasyonda böyle bir şey yazıyor mu? Bakalım. Ondan sonra herhangi bir şey yazmıyor. Allah Allah. Ne oldu? Nereye gitti? Nasıl olacak şimdi? Diyor ki burada kurulumu tamamladın diyor. Kurulumu tamamladıktan sonra ben nasıl olacak da yeni bir tane proje yapacağım. Bunun için bu arada şurada da import Django deyip versiyonuna bakabilirsiniz diyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Şurada eğer 3 tane büyük dil işareti görüyorsanız burada Python şeyine gelmeniz gerektiğini zaten şurada da söylüyor. Python şeyine gelmeniz gerekiyormuş. Python dedim ve Enter'a bastım. Ve import Django dedim. Import Django dedikten sonra ne demem gerekiyormuş? Django'nun get versiyonla birlikte versiyonunu göster. 2.2.5'in kurulduğunu görüyorum. Buradan çıkmak için exit dedim. Peki şu anda Django kuruldu. Nerede? Yani nereden ulaşacağım? Pip freeze diyorum. Ve pip freeze dediğim zaman pip freeze doğru yazamamışım. Pip freeze dediğim zaman pip ile birlikte, yani paket yöneticisiyle birlikte kurulan paketleri görüyorum. Aslında pip sadece paketi kuruyor. Bu kadar. Yaptığı iş bu. Django'yu da kurduk. Ama aslında işletim sistemimize bir program kurmak gibi Python'ın paket yöneticisi bunu alt tarafa kurdu. Alt tarafta bekliyor. Şimdi nasıl olacak da biz yeni bir tane proje yapacağız. Aslında sorumluluğumuz bu. O zaman yine arama kısmına geliyorum ve diyorum ki Django new project diyorum. Ve Django New Project dediğim zaman burada şurada Get Started kısmında versiyonunu yazıyor. Ha, Create New Project, Create a Project kısmına geldik. Diyor ki Django Admin diye bir şey varmış. Ve Django Admin ile birlikte Start Project deyip My Site diye bir şey tanımlayabilir misin?
Start Project bir proje oluştur. Ondan sonra peki My Site ne? Benim projemin ismi. Buraya dikkat etmem lazım. Çünkü ikide bir yapılan hatalardan bir tanesi ikide bir bunu çalıştırmak. İlk önce ben şu Django Edim'in ne iş yaptığına bir bakayım. Django Edim'ini aldım ve yapıştırdım. Django Edim aslında daha önce Django'yu kurduğumuz için Django ile birlikte gelen komutları içeriyor. Burada biz check işlemi yapabiliyormuşuz, birkaç tane daha işlem yapabiliyormuşuz ama bizim asıl ihtiyacımız olan şey bir tane proje oluşturmak. O yüzden de Start Project'e gelmem lazım. Bunu dediğim zaman Sites'in altında olduğuma dikkat edin. Sites'in içerisindeyim, yani Sites klasörünün içerisindeyim. Peki buraya nasıl geleceğim? Tekrar bunu yapalım. Çıktım ve Command Prompt'ı tekrar açtım. CD c2.ter/ neresiydi? Sites. Buraya gelebiliyor olmam lazım. En büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi yine bu. Peki buraya geldim. Nerede olduğuma dikkat ediyorum. Sites'in içerisindeyim. Bunu görmem lazım. Hangi klasörün içerisinde olduğumu gerçekten benim biliyor olmam gerekiyor kişisel olarak. Doğru yerdeyim. Burada da gerçekten C'nin altındaki Sites'in içerisindeyim. Bir sıkıntı yok. Peki ne yapacaktık? Django admin diyecektik. Ve Enter'a basmıştık. Burada da Start Project diyordu. Bunu da yazalım. Start neydi? Şurada ne yazıyordu? Project. Start Project dedim. Peki Project'imin ismi ne olacak? Burada My Site demiş. Ben My Site demek istemiyorum. Mesela ne diyelim? Bir tane firma ismi olsun ama kafadan atmaya çalışalım. Hadi Apple olsun ya. Apple diyelim. Ondan sonra Apple dedim ve Enter tuşuna bastım. Şu anda bir şeyler yaptı ve bunu görmem lazım. Sites klasörüne geldim. Ve Sites klasörünün içerisinde Apple diye bir şeyin olduğunu artık görüyorum. Yani biz pip ile birlikte pip freeze diyorum tekrar. Aslında Django'nun paketini kurmuştuk. Django'da yeni bir proje oluşturmak için bunu bir kere kuruyor olmamız gerekiyor. Eğer start project diyorsak bu da bir projeyi en baştan oluşturmak için kullandığımız komut. Ve start project diyerek de biz yeni bir tane proje oluşturduk. İsmine de Apple demiştik. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu projeyi çalıştırabiliyor olmamız lazım. Şurada bakalım ne demiş? İşte My Site'ı kur. Burada My Site'ın hiyerarşisinden bahsediyor. Yani Apple klasörünün hiyerarşisinden bahsediyor. İçerisinde neler olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki daha sonra run server Python'la birlikte manage.py'yi run server diyor. Ama burada change directory kısmında My Site klasörünün içerisinde olman gerektiğinden bahsediyor. Yani benim aslında burada ilk bilmem gereken şeylerden bir tanesi manage.py'nin yeri. Manage.py nerede? Apple'ın içerisine çift tıkladım. Burada manage diye bir tane dosya görüyorum. Evet, burası. Siz Django ile ilgili ne yapıyorsanız command prompt'ta yani CA ekranda gerçekten o klasörün içerisinde olmalısınız. O yüzden manage'in olduğu klasöre gelmeye çalışıyorum. CD Apple diyorum. Bu benim projemin ismiydi çünkü. Enter tuşuna bastım. Ve dır diyerek burada klasörün içerisini gösterebilirim. Burada manage.py'yi gördüm. Artık Python boşluk manage.py yazdığım zaman bu manage.py'nin içerisinde çalışacak olan komutları görebiliyorum. Python boşluk manage.py ve Enter tuşuna bastım. Harika. Şu anda ben Django'nun yani buradaki projemin içerisinde çalıştırabileceğim komutları gördüm. Burada da start project var ama bu beni çok ilgilendirmiyor. Daha sonra start app gibi başka komutları zaten kullanır olacağız. Peki burada ne diyordu? Run server diyordu. Peki burada run server diye bir şey var mı? Evet varmış. Run server. Peki diyelim boşluk bıraktım. Sonra da buradaki Python'la birlikte manage.py'yi çalıştır. Onun içerisindeki run server komutunu çalıştır. Peki run server ne yapıyor? Bir tane sunucu açıyor. Peki neyin sunucusunu açıyor? En önemli kısımlardan bir tanesi bu çünkü. En çok kafamızı karıştıran şeylerden bir tanesi. Aslında developer'ın sunucusunu açıyor. Yani yazılımcı için bir tane Python standart sunucusunu açıyor ve burada biz Django ile ilgili yapılan bütün her şeyi görebiliyoruz. Yani bütün debug işlemlerimizi görebiliyoruz. Zaten ekrana bir şeyler yazdırmak için de muhakkak yani daha doğrusu HTTP sonuçlarını görebilmek için de run server'ın çalışıyor olması gerekiyor. Ben Enter tuşuna bastım. Run server çalışıyor ve çalıştı. Peki nasıl ulaşacağım? Diyor ki buradaki sunucuya ulaşmak için HTTP 127.0.0.1 yani senin lokal IP'in 2 nokta üst üste 8000'e ulaşabilirsin. Deneyelim. Bunu aldım. Kopyaladım. Ve umarım kopyalayabilmişimdir. Olmadı biz yazarız zaten.
Geldim. HTTP 2. üst üste 127.0.0.1 neydi? 8000. Ve enter tuşuna bastım. Eğer roketi görüyorsam her şey yolunda. Tamam. Bir tane proje yaptım. Artık Apple diye bir tane projem var. Ama sıkıntı şu. Ben bu projeyi nasıl sürekli çalıştıracağım? İlk önce şunu yapalım. Bu terminali kapatırsam ne oluyor? Ona bir bakalım. Terminali kapattım ve terminalim artık yok. Ve sayfamı yeniledim. Sayfamı yeniledikten sonra sürekli yukarıda bir şeyler oldu. Ve diyor ki, hop, ben buraya ulaşamıyorum. Niye ulaşamıyorsun? 5 saniye önce ulaşabiliyordun. Ulaşamamasının sebebi run server artık yok. Yani server çalışmıyor. Peki ben run server nasıl çalıştıracağım? İşte kilit noktaya geldik. Sen projeni nerede oluşturmuştun? Ve bu projeni oluştururken manage.py nerede? Bu yüzden de tekrar başlat tuşuna geldim. Ve buradan command prompt açtım. Command prompt açtıktan sonra cd sites dedim. Girmiyor. Böyle bir klasör yok. Niye yok? Çünkü o klasör burada değildi. Bunu unutma. Yani klasörün nereye açtığını muhakkak hatırlıyor olman lazım. Cd yani change directory c'nin altında, ondan sonra 2. üst üste slash sites klasörüne gelmem lazım. Şimdi burada python manage.py diyeceğim. Yine hata alacağım bu arada. Yazmadan söyleyeyim ki yanlışlıkla hata aldığımı düşünmeyin. Ve manage.py deyince yok diyecek. Çünkü böyle bir klasör yok. Çünkü bu Apple'ın altında, yani projenin içerisinde. O yüzden cd apple dedim. Ve içerisine girdikten sonra burada manage.py'yi çalıştırdım. Çünkü manage.py'nin içerisinde run server'ı çalıştırabiliyorum. Ve run server'ı burada gördüm. Run server dediğim zaman burada run server'la birlikte artık projemi tekrar çalıştırabilir hale geldim. Ve sayfamı yenilediğim zaman da sayfam yenilendi. Şu anda görüyorum. Okey, harika. Şu anda gördüğünüz gibi debug sayfasının nasıl olduğunu, nasıl çalıştırabileceğimi gösteriyor. Aynı zamanda işte 8000 portuyla veyahut da başka bir portta biz nasıl olur da bunu çalıştırırız burada gösteriyor. Ve yeni bir tane application nasıl açabiliriz yine burada gösteriyor. Ama benim amacım şuydu. Bir Django projesi nasıl açılır? Django projesi açıldıktan sonra ilk önce nereye dikkat etmen lazım? Evet, bu çok temel bir konu ama bu temel konu sürekli atlanıyor. O yüzden de bu videoyu yaptım. Bu video burada dursun. Yine takıldığım bir yer olursa, ben bu projeyi nasıl çalıştıracağım diye düşündüğün zaman gelip bu videoya bakabilirsin. Bunun dışında nelerden bahsedeceğiz? Trello'ya baktığımız zaman, buradaki Trello'yu açayım. Ve işte iki tane Django projesini nasıl çalıştırırım? Aynı zamanda Virtual Environment'ı nasıl kullanırım? Ve hatta işte Django'nun kendi tutorial'larına falan nasıl bakabilirim? Açıkçası şöyle bir şeyi izlemeye çalışacağım. Sürekli Django ile ilgili anlatılan videolara baktığım zaman Django'nun web sitesine çok girilmediğini görüyorum. Ve Django'nun web sitesinde nelerin olduğunu çok anlatmıyorlar ama ezbere yapmıyoruz biz bu işi. Biz bu işi gidip Django'nun web sitesinden öğrendik. Ve Django'nun web sitesinden öğrendikten sonra da oradaki dokümantasyona göre ilerlememiz gerekiyor. O yüzden bu videolarda sürekli Django'nun dokümantasyonuna girip çıkacağız. Ve orada nasıl işlemler yapabileceğimize bakacağız. Ve Google'dan çok fazla arama yapacağız. Yani Google'ı çok fazla kullanacağız. Çünkü bir şekilde bizim hem Google'ı hem de Django'nun kendi web sitesini çok iyi kullanıyor olmamız lazım. Bir de sen niye burayı gördün kısmında diyor ki debug true olduğu için sen burayı gördün. Yani Django'nun ayarlar kısmında da birçok ayar var. Buradaki ayarları da yine gidip bakacağız. Umarım bu video işine yarar. Daha sonraki videolarda da zaten bu konuyla ilgili çok daha fazla detay işliyor olacağız. Bu videoyu beğendiysen muhakkak aşağıda bir şeyler yapmayı unutma, paylaşmayı unutma ve Trello'daki yapacağım işlere bakıp bana yorum atmayı da unutma. Çünkü beraber biz bu projeleri yapacağız. Beraber yapabilmemiz için de senin de katkın önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere.